Yatırım Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 25 Kasım günlerden çarşamba, artık haftanın ortasındayız. Hemen bakalım piyasalar açılmadan önce hangi başlıklara göz atacağız. Öncelikle tabii Türkiye Avrupa Birliği arasında şöyle ki bu iki haftada yaşanan aslında karşılıklı bir iyi ilişkiler vardı diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen haftada önemli açıklamalarını gördük ama arkasından bir gemi stresi oluştu desem daha doğru olur. Şimdi şöyle bir hikaye var. 10-11 Aralık tarihinde Avrupa Birliği Liderler Zirvesi olacak. Türkiye Avrupa Birliği arasındaki bu denge, ilişki denge halinde ilerliyor. AB Dış İş Politika Şefi Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşılık olarak Avrupa Birliği'nin yatırım getirebilme ihtimaline dikkat çekmiş durumda. Türkiye ile ilişkilerde kritik bir döneme girildiğini de belirtti Borrell ve liderlerin daha fazla yaptırım getirip getirmeyeceği konusunda bir karar vermesi gerekiyor dedi. Bazı Türk kurum ve vatandaşlarının kara listeye alınmasını içeren Güney Kıbrıs'ın teklifi Haziran ayından beri Almanya ve bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından askıya alınmıştı. Askıda bekletiliyordu. 1-2 Ekim Avrupa Birliği Liderler Zirve açıklamasında en geç Aralık ayında uygun bir karar verilecek demişti. Şimdi önümüzdeki ay 10-11 Aralık tarihinde AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'de bir başlık olacak. O yüzden önemli, takip edeceğiz. Türkiye 2,25 milyar dolarlık 10 yıllık Eurobond satışı gerçekleştirdiğini söyleyelim. Bir de 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Hem dolar hem de lira cinsinden getiri eğrisinin uzun vade kısmını oluşturmuş oldu. Bu noktada Salı günü 2,25 milyar dolarlık 10 yıl vadeli Eurobond satışı gerçekleştirdi. Eurobond'un getirisi %6 ile ilk getir beklentisinin 25 bas puan altında oluştuğunu söyleyelim. Eurobond'un fiyat ise 99.612'de oluştu. Ekim ayında 5 yıl vadeli 2,5 milyar dolarlık Eurobond ihracı gerçekleştirmişti. O ihraçta %6.4'lük bir getiri oluştuğunu ifade edelim. Yine Salı günü lira cinsi 10 yıllık tahvil ihalesi gerçekleştirdi hazine. Ki en son 2018 senesinde uzun vadeli bir tahvil ihalesi gerçekleştirmişti. İhalede getiri %12,32 ile Temmuz 2018'de gerçekleştirilen ihraçta oluşan %17,6'nın da altında gerçekleşti oranı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre hasta sayısı 7381, can kaybı ise 161 seviyesinde gerçekleşti. Yeni bir rekor aslında bu hasta sayısında. Ağır hasta sayısı 4543'e ulaşmış durumda. Avrupa'da kısıtlamalarla ilgili değişiklikler yapılıyor. Kimi yerlerde kısıtlamalar biraz daha esnetiliyor, kimi yerlerde daha da genişletiliyor. Ulusal karantina uygulayan Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron kademeli gevşeme planı açıkladı. Fransa 15 Aralık'ta ulusal karantinaya son vermeye karar verdi. Almanya Başbakanı Merkel birçoğu daha sık önlemlere karşı eyalet liderleriyle bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Eyalet eyalet önlemlerin biraz daha sıkılaştırılması isteği olduğunu söyleyelim. Salgının özellikle Almanya'da yoğun olduğu bölgelerde okullara ek önlemler ve mağazalara izin verilecek müşteri sayısının daha da kısıtlanması gibi bazı kısıtlayıcı önlemlerden bahsediliyor. Bu Mart, Nisan, Mayıs ayında yaşadığımız tam kapanma gibi değil. Biraz daha kısıtlamalı, biraz daha farklı bir ekonomilerde tedbir paketi olarak ya da tedbirler olarak görülebilir diyelim. Artan risk iştahıyla birlikte Dow Jones endeksi 30 bin seviyesini aştı. Birazdan detayları sizlere aktaracağım. %1,5 oranında bir prime sahip Dow Jones. Nasdaq'ta bu derece bir prim yok ama yine Nasdaq'ta da hareket yukarı doğruydu. Vadelerdeki hıza aynı. Fitch'e göre Türk bankacılık sektörü döviz likiditesi Merkez Bankası'na daha fazla bağımlı hale getirdi. Fitch'in direktörlerinden Hüseyin Sevinç ve Aaron Margus'un imzasını taşıyan raporda Türk bankalarının 2020 ilk çeyrekten beri liradaki ciddi düşüş ve piyasa volatilitesine rağmen dış fonlama piyasalarına erişebildiğine dikkat çekildiğini söyleyelim. Bugün saat 12'de AK Parti grup toplantısı var yalnız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada açıklamalar yapması bekleniyor. Birazdan Ankara bağlantımızı olacağı biraz daha netleştirecek. Peki bugün neler var onu bakalım 25 Kasım çarşamba günü itibariyle. ECB'nin finansal istikrar değerlendirmesini bekliyor olacağız saat 12.30'da. Yine Amerika'nın 3. çeyrek büyümesi ikinci okuması saat 16.30'da gelecek. %33.1 büyümede revizyon beklenmiyor. Yani herhangi bir revizyon beklemiyoruz. Yine Ekim ayı kişisel harcama gelirler gelecek Amerika'dan saat 18'de. İngiltere Maliye Bakanı Sunak'ın 2021 harcama planı var İngiltere'nin. Bunu açıklamasını bekliyoruz. Fed'in 5 Kasım faiz kararı toplantı tutanakları ise 22'de. Hemen devam edelim biz bu arada Borsa İstanbul'un kapanışına. Endeks %0,51 oranında primle kapattı.
ve 1320 seviyesinden kapanış gerçekleştiğini ifade edelim. Dün itibariyle BDDK'dan aktif rasyonun 31 Aralık itibariyle kaldırılacağına dair haber vardı. İlk haber geldiğinde biraz geri çekilme gördük biz dolar TL'de ama sonra tekrardan 8.04.70'e kadar hareketlenen bir dolar TL'yi gördük. Bu sabah nasıl durum? Bu sabah 1.07 değer kaybı var TL'de, 8 civarında. Euro tarafında ise 9.52.45 seviyesini görüyoruz. Dolardaki hareketin nedeni sabahki konuğumuza da sorduk. İzliyoruz diyor, net bir şey söylenmedi. Euro dolar paritesi 1.19 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Devam edelim biz tabii bu arada tahvil faizlerine. Dün bahsettiğim gibi 10 yıllık tahvil iadesi gerçekleşti 2 sene aradan sonra. 2 yıllık tahvillerin faizine çok bir değişiklik yok. 10 yıllık ve 5 yıllıklarda %12'nin hemen üzerinde. Avrupa tarafına geçeceğiz. Avrupa tarafında biraz önce bahsettiğim kısmi kapanmalar, kısmi gevşemeler piyasa üzerinde etkili. Aşıyla ilgili haber akışı tabii ki Avrupa'da etkili oluyor endekslerin yukarı doğru hareketlenmesinde. Londra'da %1.55, Paris'te %1.2, Frankfurt %1.2 ve İtalya %2 artıda kapanışlar gerçekleştirdi. ABD tarafına da geçeceğiz. ABD tarafında rekor seviyeden sonlandı. Dow Jones'ta %1.54'lük bir prim var. 30 bin üzerinden kapattı. S&P keza aynı şekilde yine yüksek kapanış var. Ve Nasdaq 12 bin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Dün itibariyle şirket haberlerinde Dell'in 31 Ekim'de sona eren 3. çeyrekte cirosunun yıllık bazda %3 arttığı ifade edilmiş durumda. Ve vadeli tarafta da artılardayız ama en fazla artı Nasdaq'ta. %0.3 primli Dow Jones ve S&P'de kararsız bir başlangıç demem daha doğru olacak. Sabah biraz daha primi vardı. Ve hemen bakalım Asya'da seyir karışık. Japonya tarafı birkaç gündür artıdaydı. Çin ekside, Kospi ekside. Kospi artıdaydı, eksiye döndü. Hong Kong artıda %0.4. MTA tarafında tabi aşağı haberleri özellikle petrol üzerinde etkili oluyor. NYMEX %0.5, 45 doların üzerinde. Brent petrol ise 50 dolara yaklaştı, %0.54. Bu arada altın geriliyor. Gram altında da %0.2 oranında eksi ama 464 seviyesini görüyoruz. Biraz dolar hareketine de tabi hassas biliyorsunuz gram altın. Dolayısıyla doları da takip ediyor olacağız. Biz hemen izleme doğru gidelim. Bakalım bugün canlı grafiğimizde benim önden bilgi verdiğim ve detaylarını Gizem'in aktaracağı grafikler nasıl? Şimdi karışık bir seyirle başladığımızı söyleyerek başlayayım ben de. Çin'in CSI 300'ü %0.95 kadar eksiyle güne başladı. Japonya'nın Nikkei ise %0.8 kadar artıda. Hisse senetleri piyasasında dün Amerika'da yeni rekorlar gördük aslında. Sonraki grafiklerde onu aktaracağım. Ama şimdi Asya'ya bakarken dün Amerika'da gördüğümüz kadar olumlu bir hava esmediğini görmekteyiz. Döviz piyasası bugün karışık. Euro dolar tutunmaya çalışıyor 1.19 seviyesinin üzerinde. Bugün Avrupa'ya ilişkin gelişmeler var ama daha önemlisi makroekonomik veri ajandası Amerika takviminde oldukça yoğun olduğunu söyleyebilirim. Neleri takip edeceğiz kısaca o kısımdan bakmak gerekirse dayanıklı tüketim malları siparişleri gelecek. %0.9 aylık bazda artması bekleniyor. Ulaştırma hariç siparişlerinde %0.3 oranında artış kaydetmesi bekleniyor. Bir de milli gelir büyüme rakamlarının revizesi de gelecek aynı zamanda. Bu haftanın önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Biz yurt içindeki gündemi çok yoğunlukla konuştuğumuz için yurt dışına pek fazla vakit kalmıyor bu aralar ama küresel piyasaları da unutmamak lazım. Bize de etki olabiliyor çünkü şimdiye kadar iyi bir hava estiği için çok fazla tersini konuşmamıza gerek kalmadı ya da oralardaki haber akışına spesifik bakmamıza gerek kalmadı. Ama büyüme rakamları önemli. İkinci tahmininin önceki gibi %33.3 çeyrekten çeyreğe artış göstereceği tahmin ediliyor büyüme rakamlarında. Yani büyümenin bir önceki çeyrekle kıyasladığımızda %33.3 oranında artacağı yönünde bir beklenti var. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları var yine bu hafta takip edeceğimiz. 730 bine gerilemesi, yeni konut satışlarının 975 bine yükselmesi, Michigan Üniversitesi tüketici güveninin 77.2 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bir de yine bu hafta içinde Fed'in favori enflasyon göstergesi olan PCE rakamlarını alacağız. Yıllık artışın %1.4 seviyesine yavaşlaması beklentisi var. Bugün yine aynı zamanda Kasım'da düzenlenen Fed toplantısının tutanakları yayınlanacak. Ama bu toplantı hatırlanacağı üzere seçim öncesinde yapılmıştı. Hı hı. O yüzden de tutanaklarda çok fazla piyasayı... Dikkat çekici veya etkileyici bir şey olmayabilir. Öyle bir şey çok fazla beklemek gerekiyor ama Powell Kasım kararı sonrasında tahvil alımlarının kompozisyonunu ve süresini değiştirebileceğine ilişkin daha önceden açıklama yapmıştı. Belki özetlerde bunu nasıl tartıştıklarını öğrenebiliriz. Bizim için yeni bilgi bir tek bu olur. Hı hı. Döviz piyasasında dediğim gibi tablo karışık. Amerika'da etkileyebilecek gelişmeler olduğu
olduğu için bütün haftanın Amerika gündemini de söyledim. Faizler tablosu faizlerin bize genel olarak yükseldiğini gösteriyor. Mesela ekranımızda ABD 2 yıllığı görmekteyiz. 0.2 bas puanlık bir yükselişe işaret etmekte. Emtia sınıfında ağırlıklı olarak artılar var. En dikkat çekici hareket de petrol fiyatlarında. Brent petrol tarafında 48.14 dolardayız. %0.6 kadar primi var. Doğalgaz fiyatları düşüyor. Çelik fiyatları düşüyor. Alüminyum fiyatları %1.3 artıda. Bakır fiyatları %0.85 kadar artıda. Bu arada altın, bakır gibi rasyolar dikkat çekici yerlere geldi. Onlardan da bilahare bahsederiz sonra. Vadeli işlemlerde son gördüğümüz tablo dünkü ABD'de kırılan rekorların ardından bugün yatay bir başlangıç. S&P 500 yatay, Almanya DAX vadeliler yine yatay, İngiltere %0.3 kadar vadeli işlemlerde artıda. Dolayısıyla çok da fazla piyasayı etkileyebilecek, hani doğrudan doğruya işte şu kesin etkili olur ve piyasayı oynatır, volatilite artar diyebileceğim bir şey yok. Zaten sakin bir başlangıç beklentisi fiyatlanıyor şu an itibariyle. Şimdi Wall Street'e bakalım. Yeni rekorlar 30 bin üstü. Şöyle ilk etapta S&P'den başlayayım. Burada da rekor gördük. Hemen ardından da Dow Jones var zaten. Şimdi beyazla gösterdiğim kısımda S&P 500'ün kapanış rakamını görmekteyiz. Ne oldu? 3635'ten dün itibariyle kapattı. Maviyle gösterdiğim kısımda da stratejistlerin fiyat hedefi var S&P için. Yıl sonunda ne bekliyorlardı? 3420 puanda S&P'nin yılı bitirmesi bekleniyordu aslında. Yani şu anda işte Kasım ayını bitiriyoruz. Senenin bitmesine var bir ay daha. Ve şimdiden zaten S&P stratejistlerin fiyat hedefini aşmış vaziyette olduğunu gösterdi bizlere. Dikkat etmek gerekirse zaten bu momentum aslında yıl ortasından itibaren devam ediyor. Yani şurada Mart'ta salgın etkisiyle beraber gördüğümüz düşüşün ardından çok hızlı bir toparlanma. Zaten hedef fiyatlar da salgın başladığından itibaren düşmüştü. 3000 puanın altına kadar gelmişti. Yani salgını konuştuğumuz dönemde aslında stratejistler yıl sonu hedefini 3000 puanın altına kadar çekmişlerdi. Ama kimsenin beklemediği bir toparlanma ve üstüne koyma aslında söz konusu oldu. Dolayısıyla dediğimiz gibi aslında stratejistler genel itibariyle şimdilik en azından yanılmış gibi görünüyor. Tabii bir aylık süreç içerisinde bambaşka bir tabloyla karşılaşırız. Evet. O değişir. Ama şimdilik en azından ya bu fiyatlar güncellenecek ya da S&P bir şekilde bu fiyata yakınsayacak. Diğer grafiğimizde Dow Jones'taki rekorla ilgili. Orada da yeni bir rekor görmekteyiz. Şöyle piyasada konuşulan bir şey vardı aslında. Dow Jones mu önce, hani Biden seçildikten sonra tabii. Dow Jones mu önce 30 bini görür, Bitcoin mi diye. Önce Dow Jones gördü. 30 bin puanı aşarak 30.046 puandan dün günü tamamladık. Beyazla gösterdiğim Dow Jones benzer bir toparlanma yine salgın sonrası orada da var. Ama biraz şeyden bahsetmek istedim. Amerika şu aşamada gelişmiş ülkeler içerisindeki en pahalı borsalardan bir tanesine sahip. Nitekim FK'sına baktığımızda 25-12 bu benzerleriyle kıyasladığımızda yüksek kalıyor. Beklenen hisse başı karlılık üzerinden gidecek olursak buranın da özellikle son dönemde biraz iyileştiğini gördük. Dolayısıyla toplamda aslında bu grafikle ilgili söyleyeceğim şu. Evet, çok yüksek bir momentumla inmelenmeden, ciddi bir toparlanmadan ve getiriden bahsediyoruz. Bu kadar hızlı yükseliş fiyatları da biraz pahalılaştırdı. Pahalılaştırdı derken kendi başına pahalılıktan bahsetmiyorum aslında. Hem ekonomik gerçekliklerden hem de benzer ülke borsalarıyla, yani gelişmiş diğer borsalarla kıyasladığımızda Amerika biraz açıkçası pahalı kalıyor gördüğüm kadarıyla. Peki gelişen ülke para birimlerine o zaman dönelim. Bir de onun grafiğine bakalım. Bir altın vardı, onu da atladım zannedersem. Altına da istersen bakabiliriz. Tamam, altına dönelim. Çünkü altında aslında yatırımcısı bol bir yatırım aracı. Hemen bakalım altına, o grafiğe. Şimdi stratejistlerin S&P ile ilgili düşündüklerini söylerken altına da belki dikkat etmek lazım. Zaman zaman buradaki beklentileri tekrar gündeme getirmeye çalışıyoruz ama şimdi altın fiyatlarında sert bir düşüş var. Bu yıl sonunda işte parlak bir altın bekleyenlerin fikrini değiştirdi mi diye aslında baktım. Yıl sonundaki medyan beklenti 1900 dolar altının ons fiyatında. Yani o sert düşüşe rağmen 1900 dolarlar korunuyor şu aşamada. En son BNP Paribas'dan bir yorum geldi, bir güncelleme geldi. 1875 dolar bekliyorlar dördüncü çeyrek için. Önümüzdeki yıl birinci çeyrekte 1890, ikinci çeyrekte 2010 dolarlık bir beklentisi olduğunu söyleyebilirim. Ama medyan tahmin şu ilk satırda gördüğünüz gibi. Önümüzdeki yıl ilk çeyrek 1910, ikinci çeyrek 1900, üçüncü çeyrek 1960 diye gidiyor. Önümüzdeki yılın sonunu da 1880 dolardan bitirmesi bekleniyor şu aşamada.
girilmiş tahminlerini hesaba katacak olursak. Devam edelim grafiklere. Gelişen ülke para birimlerine bakalım. Bugün genel itibariyle gelişen ülke para birimleri için aslında dolar karşısında kazandıkları bir gün. TL'nin de yatay olduğunu görmekteyiz. Dün değer kaybıyla tamamlamıştık. 8'in biraz üzerinde seyrediyordu en son gördüğüm kadarıyla. Peki Fitch'in yorumları var. Biraz bahsettim ama sen detaylandır istersen. Bankacılık sektörüne ait yorumlar geldi çünkü oradan. Şimdi bizim kırılıma baktığımızda zaten bankacılık sektörünün hani işte bir borçluluk vesaire gibi bir endişesi zaten yok. Bu noktada döviz likiditesine ağırlıklı olarak ağırlık verdikleri bir rapor aldık bu noktada. Türk bankalarının döviz likiditesi Merkez Bankası'na daha bağımlı hale geldi diyorlar. Ama şu var. Likitte de aslında bir sıkıntı yok ama likittenin büyük bir çoğunluğu Merkez Bankası'ndan geliyor diyorlar aslında işin özünde. Şöyle ki 2020 yılı içerisinde hem Türk lirası çok ciddi değer kaybetti hem de volatilite arttı. Ama buna rağmen fonlama piyasalarına, dış fonlamaya Türk bankaları erişebiliyorlar. Burada bir sıkıntı görmüyoruz demişler. Üçüncü çeyrek sonu itibariyle 82 milyar dolarla yeterli döviz likiditesine sahip olduğunu değerlendirmişler Türk bankacılık sektörünün. Bankaların yarısından fazlasının döviz likiditesi ağırlık olarak Merkez Bankası swaplarından oluşuyor demişler. Eğer burayı kullanırlarsa yani buradan daha çok fonlamayı kullanırlarsa, swaplardan kullanırlarsa bu noktada dış finansal koşullara daha fazla etkilenirler. Daha fazla buranın baskısı altında kalırlar şeklinde bir yorumları var. Yani bu genel itibariyle aslında durum değerlendirmesi. Olumlu ya da olumsuz diyemem. Sadece durum değerlendirmesi yapmış. Yani. Evet, durum değerlendirmesi. Ama durum değerlendirmesinde de kendi görüşleri oldukça önemli. Şu cümleye özellikle dikkat çekmek istiyorum. Türk bankalarının yeterli döviz likiditesine sahip olduğunu ve dış fonlama piyasalarına her ne kadar bu sene biz TL'deki değer kaybını çok konuşmuş olsak bile, oynaklığı çok konuşmuş olsak bile Türk bankalarının dış fonlama konusunda herhangi bir sıkıntı çekmediklerine dikkat çekiyorlar. Nitekim zaten devam eden sendikasyonlardan da bunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Son grafiğimizi hızlıca alalım. Borsa İstanbul kapanışı. Bankacılık işte bir bunu göstereyim ayrıca. %0.14'lük bir kayıpla tamamladı. Dün aktif rasyosunun yıl sonunda kaldırılacağı yönünde haber aldık. İlk etapta olumlu fiyatladı ama günün sonuna baktığımızda %0.14 eksideydi. Hemen geçiyorum bir sonraki tabloya. Buradaki düşüşte tabii biraz TL'deki değer kaybının da etkisi var. Onu da göz ardı etmeyelim. Günün sonunda ise ayrışmış bir borsa gördük. Şöyle ki 55 tane hisse günü yukarıda, 43 aşağıda, ikisi yatay olarak tamamladı. Yükselişe en fazla katkısı olanlar Ford Tüpraş, TSK ve Ege Endüstri Petkim diye ağırlıklı olarak sanayi şirketleri görmekteyiz. Düşürenler tarafında ise gübre fabrikaları, genel sanayiler var gerçekten. Gübre fabrikaları, BİM, biraz perakende hızlı tüketim malları, holdingler daha çok düşürenler tarafında dün itibariyle kalmış vaziyette. Ve günün sonunda da 1320 puandan günü tamamlamış olduk böylece. Gizem, teşekkürler özetin için. Hemen Harun Dereli'ye dönelim. İyi sabahlar diyelim ve hem borsadaki durumu zaten malumatınız Gizem biraz bahsetti ama asıl hadise dolar TL yani döviz kanadında ki durum aktif rasyo kaldırılacak 31 Aralık etkisini nasıl göreceğiz? Merhabalar, günaydın tekrardan. Aktif rasyosunun kaldırılması normalleşme adımı açısından pozitif bir etki yapıyor bankacılık tarafında. Aslında aktif rasyosunun şu anda çok fazla bir etkisi yok bankacılık tarafında. Yani böyle çok özel bir etkisi yani rasyonel tarafta bir etkisi olacağı değil. Psikolojik etkisi söz konusu. Ek bir normalleşme adımıdır. Merkez Bankası'nın politika faizini kullanmaya başlamasından sonra aktif rasyosunun da kalkması zaten beklentiler dahilindeydi. O da kaldırılarak normalleşme adımlarında yeni bir sayfa açılmış olacak. Tabii bankacılık için pozitif bir anlam simgeliyor. Ondan dolayı da bankacılıkta aslında dün biraz kısmen bir alışlar söz konusuydu ama hafta başına itibaren baktığımızda bankacılık endeksi ekside olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dünkü döviz hareketini nasıl yorumladınız? Şimdi kurlarda oynaklık var. O da zaten bankacılık endeksinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Genel olarak bakıldığında. Yani bu oynaklık aslında beklenen bir şey olabilir. Çok fazla hızlı bir geri çekilmeden sonra bir düzeltme hareketi beklenebilir ama bu biraz daha sert oldu. Biraz jeopolitik riskler de devreye girdiğini düşünüyorum ben açıkçası. İşte likidenin az olması vesaire kısımları da var. Bunun geçici bir süreç olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte bu normalleşme adımlarının daha etkin hale gelmesiyle hem artık şu anda da reel faiz veriyor konumundayız. Onların da etkisiyle kredi büyümesinde de bir yavaşlama söz konusu. O da önümüzdeki dönemde kısmen kurdaki baskıyı da sınırlandıracaktır. Bu gelişmeler dahilinde geri çekilme olacağını tahmin ediyorum. Şu anda bir düzeltme hareketi
gibi duruyor. Ama sert bir düzeltme hareketi, oynaklık yüksek. Ama piyasalara da baktığımızda piyasalarda güçlü tarafta kalmaya devam ediyor. Evet. Genel olarak baktığımızda geri çekilme görmüyoruz. Hı hı. Hatta bankacılık tarafında bile çok ciddi bir geri çekilme yok. Hafta başına itibaren bakıyorum. Evet. Bankacılık endeksi %3 düşmüş. Ama son iki haftada yani önceki haftalarda %26'lık bir artış vardı bankacılık endeksinde. Bankacılık tarafında da kısmi bir düzeltme diye düşünebiliriz bunu. Hı hı. Ama endeksler işte küresel piyasalardaki risk iştahına bağlı olarak olumlu tarafta kalmaya devam ediyor. Harun Bey teşekkürler. Ankara'ya gidelim, gündem yoğun orada. Biraz bahsettim ama Olcay biraz daha özetleyecek bize. Günaydın Olcay, söz sende. Beğenin beğenmeyin yani ben de... Olcay'a birazdan döneceğiz. Biz bir araya gidelim, aradan sonra devam ediyoruz. Ve Ankara'ya doğru ilerleyelim. Olcay karşımızda. Tabii dediğim gibi Ankara'nın başlıkları biraz yoğun. Olcay nedir? Günaydın Zeliha Saraç. Zeliha Saraç aslında Ankara'nın gündemi yoğun. Bu önemli gündem maddelerinden birisi Libya açıklarında bir Türk bandıralı gemiye Alman askerlerince yapılan saldırı ya da baskın. Bu konuda peş peşe açıklamalar geldi. İlk açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan. Hulusi Akar, Türk gemisinin Akdeniz aranmasını sert bir şekilde eleştirerek olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır. Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da cevabını sahada verileceğini söyledi. Almanya bu konuda Ankara'nın suçlamalarının haksız olduğunu öne sürdü. Aslında bu konu dün liderlerin de meclis grup toplantısında gündemdeydi. Kılıçdaroğlu, Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundular ve sert tepkiler verdiler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün mecliste AK Parti grup toplantısına katılacak. Hemen ardından İSEDAK toplantısı açılış oturumuna canlı olarak bağlanacak. Erdoğan saat 15'te de Milli Güvenlik toplantısına başkanlık edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çevrim içi olarak gerçekleşilecek Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılış oturumunda konuşacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. TÜSİAD Yönetim Kurulu'nun Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den bir randevu talep ettiğini öğrendik. Görüşmenin bu hafta gerçekleşme olasılığı bulunduğu belirtiliyor. Hatırlanacağı gibi Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Gül'le hafta başında 23 Kasım Pazartesi günü bir görüşme yapmış. Bu görüşmeyi Twitter'dan duyurmuş ve şöyle söylemişti. İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızlatacağız. Karayolları müteahhitlerinin Karayolları Genel Müdürlüğü'nden doğan alacakları bir miktar birikti. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bu yıl başında 7.7 milyar lira bir ödenek aktarılmıştı, yatırım ödeneği. Yıl içerisinde ek ödenek talebinde bulundu Karayolları Genel Müdürlüğü. Bu tutar 22-23'e kadar, yılbaşı ödeneğiyle birlikte 22-23 milyara kadar çıktı. Ama şu an itibarıyla karayolları müteahhitlerine 15 milyar civarında borç birikti. Bu borcun tasfiyesine yönelik olarak Ankara'da bazı görüşmeler yapılıyor. Yazılı trafik de başladı. Önümüzdeki günlerde herhalde bu konuyla ilgili daha somut bir takım veriler ortaya çıkacak. Bugün benzin ve motorinle ilgili zam haberleri gündeme gelebilir. Özellikle Brent petrolün aşağı haberleri sonrasında 48 dolara kadar yükselmesi, uluslararası piyasada benzin ve motorinin de %6 değer kazanması sonrasında bu gece benzinde 37 kuruş bir artış bekleniyor. Yarın eğer motorinde uluslararası piyasalarda sert bir hareket olmazsa aşağı yönlü, motorinde de Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 25-30 kuruş aralığında bir artış gündeme gelebilir. Zeliha Saraç, şimdilik benim Ankara'dan aktaracaklarım bu kadar. İyi yayınlar. Teşekkürler Olcay. Hemen Asya'ya doğru gidelim. Seyir biraz karışık orada çünkü Ersoy bize biraz daha özetleyecek hadiseyi. Evet, Asya'da görünüm nedir? Zeliha günaydın. Sabahleyin konuştuğumuzda karışık bir görüntü var diyordum ama daha iyimser bir hava vardı.
bazı endeksler eksiye döndü. Örneğin Güney Kore artıdaydı, eksiye döndü. Japonya'nın artısı %1'in üzerindeydi. Sadece 0.50 artıyla kapattı. Şangay'ın eksisi biraz daha arttı. Hong Kong hafif artıda ama özellikle Amerika kadar artıda değil Asya tarafında endeksler. Aslında özel bir sebebi yok bunun. Çok hızlı yükselmiş. Onu biraz kar realizasyonu olarak görebiliriz. Ama Çin özelinde son zamanlarda biraz temerrütlerden bahsediyordum. Şirket tahvillerinde ve kredilerde temerrüt olayları çok arttı. Bir de Amerika'da Çinli şirketlere karşı yeni yaptırımlar getirilmesi düşünüyor. Bunlar Çin üzerinde baskıyı artırıyor. Diğer taraftan bugün en önemli takip edilen konu Hong Kong yöneticisi Carrie Lam'in ulusal sesleniş konuşmasıydı. Çok uzun bir konuşmaydı ama en çok dikkatimi çeken konu biliyorsun Çin Hong Kong'a çok müdahale ediliyor, bağımsızlığını etkiliyor. Güvenlik yasası geçmişti, bunu Amerika kullanıyordu. Lam ise Çin'le ilişkilerimizi daha da arttıracağız, ana karayla ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz dedi. Yani biraz belki de Amerika'ya cevap verdi diyelim. Son olarak da petrolde söyleyeyim. Petrolde son 8 ayın en yükseğinde, buna da dikkat çekmek istiyorum. Aşağı haberleri petrol fiyatlarını yükseltti. Zeliha. Ersoy, teşekkürler. Biz de her sabah olduğu gibi info yatırıma doğru ilerleyelim. Araştırma Müdürü İsmail Güner karşımızda. Peki nasıl bir başlangıç bekleriz? Evet, günaydın Zeliha. Piyasalara baktığımızda bu sabah itibariyle biraz daha yatay fakat pozitife dönebilecek bir piyasa eğilimini bekliyoruz. Daha çok dünkü yurt dışı piyasalardaki olumlu hava bizde dün çok da etkili olmamıştı. Bugün biraz daha hisse bazı ve daha çok dünkü prim yapmamış olmamızdan dolayı piyasalarda kısmen de olsa olumlu bir hava olabilir. Genel olarak baktığımızda bugün yurt içinde önemli bir veri akışı yok. Daha çok veriler Amerika tarafında toplandığını görüyoruz. Yarın Amerika'da tatil olduğunu söyleyebiliriz Şükran günü sebebiyle. O yüzden bugün büyüme verisi, dayanıklı tüketim mal verileri ve daha çok işsizlik başvuruları verisi takip edilecek. Küresel piyasalara da baktığımızda daha çok şu an için pozitif bir havanın hakim olduğunu görüyoruz dün itibariyle. Bugün biraz daha vadelilerde, Amerika tarafındaki vadelilerde, Avrupa tarafındaki vadelilerde yatay bir seyir var. Dünkü hızlı çıkışların ardından. Fakat daha çok Amerika'da bu genel hizmetler idaresinin Biden'ın başkanlığını hazırlamaya yönelik girişimlerde bulunması oradaki siyasi belirsizliği biraz daha dağıtmış durumda. Ve bununla birlikte eski FED başkanının da hazine bakanı olacağı yöndeki beklentiler, aday olması burada teşvikle ilgili beklentileri biraz daha Amerika tarafında arttırdı ve piyasalardaki canlılığı biraz daha ön plana çıkardı diyebiliriz. Fakat aşıyla ilgili her ne kadar vaka sayıları artsa da şu an için piyasalar bu pandemiyle ilgili belirsizliklerden ziyade aşı haberlerini satın almayı tercih ediyor. Euro dolar paritesine baktığımızda ise 1.1920 direnç seviyesine doğru atakların devam ettiğini görüyoruz. Burasının kırılmaya yönelik biraz daha zorlandığını söyleyebiliriz. Burada da doların zayıflığından faydalandığını söylemek mümkün. Altın tarafına baktığımızda ise ons altında da bu hafta içerisinde 1850 dolar desteğinin kırılmasıyla birlikte 200 günlük ortalamanın geçtiği 1800 dolar seviyesine yaklaşmış durumdayız. Kritik destek seviyesine geldiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle burada aşağı haberlerin biraz daha artması ons altına olan o taraftaki satışları biraz daha ön plana çıkartmış görünüyor. Yurt içinde de şu an için baktığımızda yine yurt dışında olduğu gibi vaka sayıları artsa da aşağı haberleriyle ilgili ve ekonominin faaliyetlerinin durmayacağı yöndeki beklentiler biraz daha ağır basıyor ve piyasalarda biraz daha pozitif bir tablo görüyoruz. Fakat son birkaç gündür de bu Akdeniz'le ilgili yaşanan jeopolitik gelişmeler, Türk gemisiyle ilgili yaşanan gelişmeler bir miktar tedirginliği arttırdı Yunanistan ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasında. Buna bağlı olarak da dolar TL tarafında dünden beri 8 seviyesine doğru, hatta evet, bu seviyenin üzerini gördük. Şu an için BDDK'nın son aktif rasyosu ile ilgili haberleri olumlu karşılansa da bu jeopolitik risklerin biraz daha artması piyasalardaki baskıyı arttırmış görünüyor.
Şu an için 8 seviyesinin üzerinde biz çok da fazla kalıcı olmasını beklemiyoruz. Biraz daha gündemin çabuk bitebileceği bir konuyla ilgili yaşanan bu doların da dolar TL'nin çok fazla aşağı doğru değer kazanmasından kaynaklanan bir tepkiye bir fırsat oluştu gibi görünüyor. Şu an için borsa tarafında da 1330 seviyesi bizim için kritik direnç seviyesi olacak bu önümüzdeki günler için. Peki. Burası kırılması durumunda yukarı yönlü yükselişin biraz daha ivmelenmesini bekliyoruz. Özellikle 1300 desteği kırılmadığı sürece endekste şimdilik biraz daha pozitif seyretmeye devam edeceğiz. Beklentilerimiz pozitif yönde gelişecek. İsmail Güner, teşekkürler. İyi seanslar. Biz de yatırım bültenini bitirelim. Saat 12'de tekrar karşınızdayım. Şimdilik hoşça kalın.